Değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Kağıthane'den sesleniyoruz. Bir lezzet durağındayız. Evet, Ezel Dürüm Evi'ndeyiz. Geçmiş uzun yıllara dayanan bu noktanın sahibi beyefendi Ali Kanza ile birlikteyiz. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Ali Bey. Şimdi kısaca önce bir şahsınızı bir tanıtalım şöyle ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Bu sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Şimdi geçmişte burası uzun vadede bir sektör zaten. Açık olan Ezel bir yerdi zaten. Evet, açıktı zaten. Bu 20-25 yıllık bir mazisi var. Biz de şirketlerde çalıştık. Şirketimiz vardı. Dedik bir yorgunluğunu atalım. Bu sektöre girdik. Kısmetle buraymış. Evet. Aldım. Hayırlı olsun diyelim. Olun, Allah utandırmasın. Şimdi kısa süreç de olsa siz belli bir süreç burada duruyorsunuz. Evet. Gözlemleriniz var. Belki geçmişten de gözlemlediğiniz bir yerde. Evet. Nasıl burası? Evet. Memnun musunuz bölge olarak? Bölge olarak memnunum. Çünkü Kağıthane varoş bir bölge. Anadolu'da çıkan insanların geneli Kağıthane'den toplandığı gelir. Toplandığı bir lokasyon, evet, bir yer. Kağıthane'den gelir, ondan sonra İstanbul'a dağılır. Evet. Anadolu'nun insanı da lezzeti iyi biliyor. Nerede yemek yiyeceğini iyi biliyor. Evet. Bizim de burası gerçekten lezzetli. Butik bir işletmeniz kaliteli, var. Evet. Kaliteli, güzel bir yer. Peki tesis nerede mahalle olarak? Kağıthane'nin neresi? Ortabayır. Ortabayır'dayız. Güzel bir ana cadde üzerinde bir lokasyon. Kaç katlı bir yer burası? 3 katlı. 3 kat hizmet veriyoruz. Kaç kişi ağlayabiliyorsunuz burada? 50. 50 kişi oturma kapasitemiz var. Mesaiden bahsedelim biraz. Sabah herhalde geç saate kadar devam ediyor bu çalışma. Evet. Saat sabah 10'da açılıyor. Evet. Ezogelin ve mercimek çorbaları dahil. Çorbayla başlıyor günümüz. Evet, çorbayla başlıyor. Sabah saat 4'e kadar devam ediyor. Vardiyeli mi çalışıyorsunuz? Evet, çift vardiya. Anladım. Elemanlarımız bir tanesi değişmeli olarak sabah gelir, bir tanesi akşam gelir. Çok güzel. Peki, şimdi hizmet verirken neye dikkat edersiniz diyeceğim. Siz şimdi geçmişten ticari tecrübeleriniz de var. İnsan odaklı bir iş yapıyorsunuz. Zaten halka hizmette en önemli şey benim gözümde hijyendir. Evet, yani, gıda işi yapıyorsunuz. Gıda işi yapıyoruz, kebap türlerimiz hepsi mevcut. Bunların özenle hazırlanması bizim için çok güzel. O sunum dönemi değil mi? Evet. Bir de personelimizin temiz. Kılık, kıyafet. Evet, temiz. Gelen müşterimizi güler yüzlü bir şekilde karşılaması. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bilindik bir kasapla mı çalışıyor burası? 25 yıldır aynı kasap. Aynı kasap. Aynı kasap. Kaliteden hiç ödün vermeden. Aynı. Etimizin lezzeti de önemli. Sunum eti aldık. Bir dinlendirme aşamasından sonra mı hazırlanıyor artık? Tabii. Böyle bir harmanlama yapılıyor herhalde. Lezzet oradan geliyor. Ustalarımız imalathanede aşağıda hazırlıyorlar. Hazırlarlar. Ondan sonra yukarı çıkar, halka sunulur. Dolapta sergilenir. Artık istenilen siparişler yavaş yavaş pişmeye başlar diyebiliriz. Peki şimdi dışarıdan böyle paket olaylarına cevap verebiliyor musunuz? Tabii tabii. Alo, paket hizmetiniz var mı? Tabii tabii. Nerelere kadar uzanıyor bu hizmet? Şişli, Mecidiyeköy, Kağıthane, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, Etiler, Levent. Evet. Bu bölgenin bayağı geniş genelinde bir kapsama hitap edebiliyorsunuz. Ne çıkıyor? Menüde neler var? Menüde Adana, Urfa, tavuk şiş. Yani bunların bir de porsiyon tarzı var. Ha, bir porsiyon var. Porsiyon var, bir normal dürüm bir var. Bir de dürüm tarzı. Kanadımız var. Güzel. Sigara ile ilgili anladığım kadarıyla aklımıza gelecek bütün kalem malzeme var. Evet, hepsi var. Peki, güzel. Hedef ne kafanızda? Siz dinleneceğim dediniz, burayı aldım dediniz. Yani ne planlıyorsunuz? Ben dinleneceğim ama inşallah ileride Ezel'in daimi şubelerini açmak için. Ha, böyle bir şubeleşme. Yani şubeleşmek için. Evet. Elimden geleni yapacağım. Ama istihdam işte sağlamak için onu düşünüyorsunuz değil mi? Yani anladığım kadarıyla. Çünkü ülkemizde işçi sayısı bayağı çok. Evet. Elimizden geldiğince ülkemizde de bizim bir katkımız olsun diyorsunuz bu doğrultuda. İnşallah diyelim. Size o konuda da başarılar dileyelim. Peki son olarak şimdi bu keyifli güzel lokasyon yerinizi bugüne dek destekleyip tercih eden sizin yanınızda olan müşterilerinize bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Biz
bizi tercih ettikleri için onlara sonsuz teşekkür ederim. Evet. Tekrar davet edelim değil mi? Şöyle sizinle tanışmamış kişilere. Her zaman ezel durum 7-24 onların emrindedir. Güzel. Peki. Ali Bey, ben size tüm uzman kadronuza başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah İlerleyen zamanda şubemiz tabii biraz yenilik de var burada. Evet, bir tadilat işi de yapmışsınız biraz. Daha devam edecek noktalarımız da var. Bu konuda size başarılar diliyoruz. İnşallah farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Evet değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi İstanbul Kağıthane'deyiz dedik. Bir lezzet durağından Ezel Dürüm Evi'nden seslendik. Firmamızın sahibi Beyefendi Ali Kanza'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.